Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri videolarımızla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bu videoda neler var hocam? Bu videomuzda dik üçgende trigonometrik oranları 30, 45, 60 derecelik açılarında trigonometrik değerlerini göreceğiz. Göreceğiz. Aslında bir nevi trigonometriye geçiş yapılıyor. Biliyorsunuz geometride daha detaylı olarak trigonometri işlenecek. Bizler direkt olarak üçgen içerisindeki trigonometrik oranlardan başlıyoruz. Bir dik üçgende herhangi bir açıya alfa dersek, bu alfanın karşısı karşı dik kenar. Komşusu, bakın alfanın karşısı, bu ayrım da önemli. Komşusu, komşu dik kenar olarak isimlendiriliyor. Verilen en uzun dik kenar ise hipotenüs. Şimdi 4 tane tanımımız var. İleride trigonometride bu tanımları 6 tane olarak göreceksiniz. Sekant ve kosekant. Sekant ve kosekant da işin içerisine girecek. Sinüs alfa. Alfaya gelip karşı kenar bölü hipotenüs yapacaksınız. Yani buraya göre AB bölü AC. Kosinüs alfa, komşu bölü hipotenüs. Kos yani, komşu diye akılda tutuyorsun. Kos ben. Komşu evet. BC bölü AC. Tanjant alfa, karşı bölü komşu. AB bölü BC ve son olarak kotanjant alfa BC bölü, karşı. AB. Şimdi burada tanjant ve kotanjant birbirinin tam tersidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Başka bazı formüller var ama henüz konunun bu kısmında çok da ihtiyacımız yok. Biz sadece bu oranlamaları bilelim yeter. Aslında temelini atmış oluyoruz. Evet. Mesela Nagihan, sen diyelim ki yeni öğreniyorsun konuyu. Burası alfa, burası 3 verilmiş, burası 4 verilmiş. Trigonometrik oranlar isteniyor. İlk önce ne yaparsın? Şimdi 3, 4, 5 üçgeninden önce 5'i söylerim. Aferin. Evet, sonrasında alfanın karşısına bakarım. Çünkü sinüs alfa neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Yani 4 bölü 5'i yazdım. Güzel. Kosinüs? Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Harika. Tanjant? Tanjant karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Dik kenarları alıyorum tam ve kotanjantı. Özür diliyorum. Alfaya göre. Az önceki örnekte alfa buradaydı ama şimdi burada. Alfanın karşısı 4, komşusu 3. Buna dikkat edin. Tanjant ve kotanjantta hipotenüste işim yok zaten. Kotanjantta da zaten tam tersi, direkt tanjantı bulunca yazabilirim. Burada iki tane formülü, ileride daha sık kullanacağınız iki tane formülü hatırlatmak istiyorum. Sin kare alfa artı kos kare alfa daima 1'dir. Neden? 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. 4 bölü 5'in karesi 16 bölü 25. Topla 25 bölü 25, 1. Bir de tanjantla kotanjant birbirinin tersidir demiştik ya. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı da kaçtır? 1 gelmek durumunda. Mesela sinüs ABC 3, 2. Pisagor'dan buraya kök 13 bulacaksınız. Daha sonra sinüs ABC, ABC. Sinüsü istediğine göre karşı kenar 3, hipotenüs kök 13. Kosinüs ABC. Yine aynı açının kosinüsünü soruyor. Geldim, komşu 2 bölü kök 13. Komşumuz 2 bölü kök 13'ten 6 bölü 13. Olacaktır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Peki ABC'de kare olarak verilmiş kosinüs alfayı istiyor. Kosinüs alfa bir açının alfadık ya da sinüsünü kosinüsünü bulmak istiyorsanız bu açıyı dik üçgen içerisinde tanımlamanız gerekiyor. Burası bir dörtgen. Burası bir dörtgen ama tamamı bir kare şu anda. Alfanın olduğu da dörtgen, üçgeni yok. Ve dik dörtgen de değil. Şöyle yapabilirim ama Z kuralına göre doğruda açılarda görmüştünüz. Burası alfa ise burası da alfa. Doğru mu? Evet. Bu bir kare dedik. Burası 7 ise burası da 7. Doğru mu? Evet. Şimdi 5'in karesi zaten. 5'in karesi 25, 7'nin karesi 49, 49 74, karekök 74. Evet, kök 74. Benden istediği kos alfa. Komşu kenar bölü 5 bölü deriz. Kök 74. Benim aklıma ilk şey gelmişti. Direkt şunu çizip alfanın içinde olduğu bir dik üçgen. Adı zaten aynı şey gelecek. Burası 7, burası 7. Buraya 5 gelecek ve aynı değerleri elde edeceğiz. Evet, şimdi Nagihan. Verilen açı alfa bizden kot alfa tan alfa bunu istiyor ama sıkıntı şurada. Eğer şöyle bir şey olsaydı alfa açısına ait her bir değeri bulabilirim. Evet. Neden? Dik üçgenin içinde ve şurada bir sıkıntı var. Çok nereden doğru. Geçtiğini bilmiyorum. Şimdi öğrenci diyecek ya ama hocam bu da dik üçgen içerisinde doğru ama biz bu değeri ne yapmıyoruz bilmiyoruz. O zaman bu açıyı taşıyacağız. Nasıl? Bakın şu açı. Şu açıyla aynı değil mi? Yöndeş, evet. Yöndeş açı var ve ben buraya alfa diyebilirim. Buraya alfa dedikten sonra şu kocaman siyah kalemlerde alfa dedikten sonra bakın
artık üçgen şurada değerlendirilebilir. Hoppa. Şimdi tanjant ve kotanjant için komşu ve karşı dik kenarlara ihtiyacım var. Burası kaç birimmiş? 5. Burası? 2, 4, 6, 8, 9. Güzel. Tanjant alfa 9 bölü 5. Kotanjant alfa? Tersi 5 bölü 9. 81, 25, 106 bölü 45. Nagihan, gözünü seveyim, işlemlerini kontrol et. Bende çok olur bu. Yine alfa ve yine tanıdığımız bir değer değil. Bu sefer de buraya taşıyalım yine. Çok güzel. Alfayı buraya taşıdık. Yöndeş olduğunu unutmayın. Nagihan, kağıdı versene, bir şey daha göstereyim çocuklara. Kurban tamam. Ölüm kuzum, şuna da dikkat edin. Yöndeş açılar nedense görülmesi zor açılar. En kolay görülen, sen en kolay hangi açıyı görüyorsun? Z. Z. Öğrencilerde de bu var. Bu Z'den de yapılabilirdi. Hı-hı. Bakın. Buraya alfa diyerek de bu soruyu çözebilirdiniz. Aynı sonuç çıkardı. Burada şu yüzden söyledim. Şuraya da alfa demek çocukların aklına evet. gelebilir. Peki ama yine karşı kenar burası. 6 birim mi? Evet 6, 3. Sinüs alfa 3, 6, 45. Doğru mu? Hı hı. 3, 36, 45. 9 doğru. Biri diğerinin iki katı. Sinüs alfa karşı bölü kök 45. Çıkarmadım kök dışına, sadeleşeceğini biliyorum çünkü. Kos alfa 3 bölü kök 45. Çok güzel. Hop hop. İki. Peki. Şu bilgiyi de verelim öğrencilerimize. Aslında sin alfa bölü kos alfa ne demektir? Ne demektir? Tanjant alfa. Yani tabii direkt tanjant alfayı bulabiliriz. Bunu daha çok trigonometri konu anlatımında verdiğimiz için burada çok kullanmıyoruz. Ya da bunun tam tersi. Kos alfa bölü sin alfa ne demektir? Kotanjant. Hayırdır Nagihan, heyecan yaptın. Evet, heyecanlandım. Buyur. Şimdi yine bir bilgi. Eğer size bir açının trigonometrik değerlerini verir ve diğer açıların trigonometri, mesela alfayı verdi, sinüs alfayı verdi, kosinüsü, tanjantı isterse hemen dik üçgen çizin. Alfa 0 ile 90 derece arasında. Bu bilgiyi genellikle verir. Hı hı. Neden? Öyle çünkü olmak zorunda. 90 dereceden büyük olamaz. Olur. Olmamalı. Ama bu konuda ya olmaz. Burada olmamalı. Burada olmaz. Dik üçgenden sonra trigonometride işte ikinci bölgede, üçüncü bölgede açılar da verecektir size. Sinüs alfa 12 bölü 13. Karşı hipotenüs. Güzel. Hipotenüs kaç? 13. Peki bu 5, durumda burası 12, 13. 5 olacaktır. Güzel. O zaman kosinüs alfa nedir Nagihan? 5 bölü 13. Güzel. Tanjant 12 bölü 5. Tam tersi. Kotanjant da 5 bölü 12. 5 bölü 12. Komşu bölü karşı dik kenar. Nedense çek etme ihtiyacı hissediyorum her seferinde. Bir tane daha üçgen çizeceğim. Sen solaktın değil mi? Evet. Tamam, o zaman bunu sen çöz. Sonunda zaten. Ha, bunun için. Evet. Şimdi kotanjant alfa 3 bölü 4. Kotanjant neydi? Komşu dik kenarın karşı dik kenara oranıydı. Komşu 3, burası 4. Zaten bildiğimiz 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Sinüs alfa. Alfanın sinüsüne baktığım zaman 4 bölü 5. Harika. 4 bölü 5 artı kosinüs alfa da 3 bölü 5. Buradan da 7 bölü 5. Benden güzel anlattın. Estağfurullah hocam. Sizden öğreniyoruz. 30-45 parayı alırsın çünkü. 60 derecelik açıların trigonometrik oranları. Şimdi Nagihan, tamam, dik üçgende bazı şeyleri öğrendik ama hep açıları alfa olarak aldık. Hı hı. Halbuki bir 23 derecelik açının sinüsü, kosinüsü bilinmiyor mu? Biliniyor. Sadece yerel halk tarafından tam olarak ezberlenmiyor. Ama ezberlememiz gereken açılar var mı? Var. Hangileri? 30, 45, 60. Bu 3 açıya ait trigonometrik değerleri çok iyi bilmeniz lazım. Eşkenar üçgenden biliyoruz zaten 30, 60, 90 üçgenlerini. Ya da ikizkenar dik üçgenden 45, 45, 90 üçgenlerini. A, A, A kök 2. Bekir. Öpüyorum seni Bekir'ciğim. A, A, A kök 2 dersek. Sinüs 45. Buradan mı, buradan mı? İkisi de olur. Güzel. Karşı kenar bölü hipotenüs. Yani A bölü A kök 2'den sadeleştirirseniz 1 bölü kök 2 namı diğer. Kök 2 bölü 2. Kök 2 ile genişletirsek. Kosinüs 45. Bu sefer komşu kenar bölü hipotenüs aynı şey. Aynı şey. O zaman? Sin 45, kos 45 aynı. Güzel. Kök 2 bölü 2. Tanjant 45. Karşı bölü komşu. İkiz kenar zaten aynılar. Bir. Kotanjant 45. Fark etmiyor yine. Komşu bölü karşı. Bir. Demek ki her seferinde bu üçgeni çizmek zorunda mısınız? Hayır, ama öğrenme aşamasında çizmeniz gerekebilir. Bunun dışında hızlıca sinüs 45 dendiğinde kök 2 bölü 2 ya da tanjant 45 dendiğinde 1 demeniz
daha iyi olur. Ben dik üçgen testleri ilk çözmeye başladığımda öğrencimde her testin ilk başına hemen böyle o küçük üçgenleri çizip 30-60, 90-45, 45-90'ı çizerdim. Ben çizmezdim, biliyordum zaten çizdiğimi. Zekilik mi? Peki, eşkenar üçgenden geldiği için 30-60-90 üçgeni şöyle bir çizilmişi var burada. Burası A birim, burası A birim, burası da A birim diyebiliriz. Hatta biraz daha işi kolaylaştırmak adına 2A dersek şurası A kök 3 olacak. Yani şunlar da AA diye mi bölünecek? Evet. Şimdi eşkenar üçgeni tam tepeden bir yükseklikle ayırdığınızda 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A kök 3, hipotenüs 2A. Zaten bunu özel üçgenlerden de ne yapıyoruz biliyoruz. Ama artık bunu trigonometrik oranlara da taşıyabileceğimizi öğrendik. Sinüs 30 karşı bölü hipotenüs. A bölü 2A'dan 1 bölü 2. Kosinüs 30. Şu an A kök 3 bölü 2. Yani kök 3 bölü 2. Tanjant 30 karşı bölü komşu. A bölü A kök 3'ten yazalım görün diye 1 bölü kök 3. O da kök 3 bölü 3'tür eğer kök 3 ile genişletirsek. Kotanjant 30 bunun tam tersidir. Kök 3 olacaktır. Bu arada şunu da aklınızdan çıkarmayın. Birazdan söyleyeceğiz ama şimdiden öğrenmenizde fayda var. Nagihan, sinüs 20. Kosinüs kaça eşittir? 90'a tamamlayan. 70'e eşittir. Şimdi sen sinüs 20'yi hesaplamayı düşündün bir anda kafanda. Acaba gerçek değerle ilgili bir şey mi söylüyorsunuz? Yok değil. Ama şöyle taşıyalım. Bu daha kolay olacak Nagihan. Sinüs 30 kosinüs kaça eşittir? 60. Bunu şöyle görebilirsiniz. Bakın sinüs 30 karşı bölü hipotenüs. Kosinüs 60 komşu bölü hipotenüs. Sinüsün karşısıyla kosinüsün komşusu zaten aynı şey. Bu yüzden birbirini 90'a tamamlayan açılarda sinüs kosinüse, tanjant da kotanjanta dönüşebilir. Mesela bak Nagihan'cığım. Şurası alfa olsun, şurası beta. X, Y, Z. Tanjant alfa. X bölü Y. Güzel. Şimdi kotanjant beta dersem X bölü Y. Çünkü komşudan başlamak zorundayım ve karşıya gitmek zorundayım. X bölü Y. O zaman birbirini 90'a tamamlayan açılarda direkt bunu yapabilirim. Burada nasıl kullanırım? Sinüs 60 kosinüs 30 eşittir. Kök 3 bölü 2. Hocam buradan yapsaydık olur. A kök 3 bölü 2A'dan gene kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşittir. Tanjant 60 kotanjant 30'a, kotanjant 60 tanjant 30'a ya da kök 3 bölü 3 olarak eşittir. Şimdi peki sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. Ya da hatırlayamadık diyelim. Hemen ne yapalım? Çizeriz. Güzel. Hemen bir 30 derece, hemen bir 60 derece. 30'un karşısı 1 oluyordu. Kök 3, 2. Değil mi? Sinüs 30, 1 bölü 2. 1 bölü 2. Kosinüs 30. Kök 3 bölü 2. Güzel. Tanjant 60. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Kök 3. Yani kök 3 bölü 4 çarpı 1 bölü kök 3'ten kök 3'ler gider. Sorun var mı? Yok. Peki bir yöntem daha. Bunu çok kullanmanızı en azından burada tavsiye etmiyorum ama hatırlamanız için. Sinüs 30'u aynen yazdım. Kosinüs 30. Nagihan tanjant için ne demiştin? Sin bölü kos. Çok güzel. Sinüs bölü kosinüs de o zaman sinüs 60 bölü kosinüs 60. Şimdi sin 30, kos 30. Ters çevirip çarparsak kos 60 bölü sin 60. Arkadaşlar sin 39, kos 30 ile sin 60 birbirine eşit değil miydi? Evet. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2. 1 bölü 4. Bakın sadece sinüs 30'u bilerek bu soruyu ne yapabildim? Çözebildim. Aferin. Bak. Peki. Burası için de aynı şey geçerli. Sinüs 60. Kök 3 bölü 2. Kosinüs 30. Kök 3 bölü 2 mi? Eğer ikisinin eşit aynı olduğunu hatırlarsan bu hataya düşmezsin Nagihan. Kosinüs 30. Kosinüs 30 da yine buradan gidebilirim. Sin 60 kök 3 bölü 2. Tanjant 60 da kök 3. Tabii artık ezberledik biz. 3 bölü 4 artı 3 bölü 2'den 9 bölü 4 aradığımız cevap. Anlaştık? Evet. 45-45-90 üçgeninde ise az önce verdiğimiz yerler sin 45 cos 45'e zaten neydi? Eşit. 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2. 2. O zaman yukarısı 0 mı? Aşağının ne olduğunun önemi yok. Cevap ne olacak? 0 çıkacak. Sin 45, 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2. 2 genişletirsiniz. Tanjant 45, 1. 1'di. Kök 2 bölü 2. Yine 1. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. 2 kök 2 bölü 2. Cevap kök 2.
2 kök 2 bölü çok 2. Çok kök deyince bir karışıyor. Güzel. Burada az önce anlattığımız özellik alfa ile beta'nın toplamı 90 ise sin alfa cos beta'ya tan alfa cos kotanjant beta'ya eşittir, evet, diyebiliriz. Kural olarak da. Şimdi o zaman kosinüs 20. Kosinüs 20 sinüs kaça eşittir? 70. Sinüs 70'e eşittir. O zaman bu sorunun çözümüne gerek kalır mı? Yok. Cevap kaç sıfır olacaktır? 0. Ha. Ama biraz zorladı şimdi. Sinüs 24 cos alfa. Tanjant 17 kotanjant beta olduğuna göre alfa beta toplamının bütünleri olan açı. Cos alfa. Alfa kaç olmalı? 66. 66 çünkü sinüs ve kosinüs eşitse 90'a tamamlayacak. Çok doğru. Tanjant 17 kotanjant 73. Güzel. Alfa ile beta'nın toplamı kaç yaptı? Evet. 139 değil mi? Şimdi diyor ki bütünleri, bu açının bütünleri olan açı. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara bütünler diyorduk. Çok doğru. 180'e tamamlayacağız. 41. 41. Ama şu aklınıza gelmesin. Hocam alfa ile beta bütünler değil ki. Hayır, onu söylemiyor zaten. Alfa ile beta'yı topladınız, 139 diye yeni bir açı var. Bu yeni açıda gama gibi bir açıyla toplayacaksınız ve kaç yapacak? 180 çünkü bütünleri biz bu açıya arıyoruz. O da 41. Toplamının bütünleri olarak, evet, zaten ifadede de. Evet, sin alfa bölü cos beta. Bir kere sinüsler kosinüsler dolaşıyor mu? A diyelim. Hı hı. B diyelim. Şu hipotenüs zaten dikdörtgen olduğu için B. A. Hipotenüse de ne diyelim? C. C diyelim. Peki. Sin alfa karşı bölü hipotenüs. A bölü C. Cos beta. A bölü C. Aynı. Kotanjant alfa. B bölü A. Tanjant beta B bölü A. Ne güzel çıktı. Bir, bir cevap. Kaç olacak? İki. Zaten alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğuna dikkat ederseniz burası alfa, burası da alfa. Sin alfa'nın cos beta'ya ya da cot alfa'nın tanjant beta'ya eşit olduğunu bilirsiniz. Evet, epey bir güzel soru var. Çözdük. Şimdi sizin için biraz daha modernleştirilmiş sorulara, kitabımızdan sorulara bakalım. Buna göre gösterilen A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklıkları bulunuz demiş. Yani buraya 30 santimetre vermiş, şurada 60 derece vermiş, şurada 90 derece, şurada 120 derece. Hmm. Diyor ki burada yapılan işlemlere göre AB arasındaki uzunlukları bulunuz. Şimdi Nagihan, burası 30 birim mi? Hı-hı. Burası da 30 birim. Şöyle birleştirirsem 60-60-60 eşkenar üçgen mi olacak? Hı-hı. O zaman bu şekilde A ile B arasındaki uzaklık nedir? 30. Burada trigonometrik bir şey kullanmaya gerek yok. Eşkenar üçgenden gidebiliriz. Sorun var mı? Yok. Peki şöyle yapalım şimdi. 45-45. Güzel. Doğru. Neden? Çünkü bu üzerine kapandığı zaman aynı olmak zorunda, eşitler. Çok doğru. Yani kitabın şu sayfasıyla şu sayfası aynı. Burası da 30, burası da 30. Trigonometride de gördük, daha önceden de gördük. 30 kök 2. 30, 30. 30 kare kök 2 olacaktır. Ve geldik buraya. Peki, özel üçgenleri hatırlamıyor Nagihan bu çocuk. Yazık, günah. O zaman bu 120 derece açıldığında aradaki uzunluğu hadi trigonometriyle bulalım. Bulalım. Şurası 120 derece. Şurası 30, şurası 30. Dik mi indiririz? Hı hı. Burası 60. 60-60 gördü. 30-60-90 çıktı. Şurası 30. Nagihan, sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. O zaman burası hipotenüs 2 birimse burası 15. Hı hı. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2. Yani bunun kök 3 katı. 15 kök 3. 15 kök 3 de burası. 30 kök 3. Burası da 30 kök 3 olacaktır. Ya hocam 120-30-30 üçgeninden yapsaydınız ya. Yapabilirsiniz. Sadece trigonometriyi kullanmak istedim. Şov olsun. Peki. Evet. Yukarıdaki resimde güneşin bulunduğu duruma göre ağacın gölgesinin uç noktasının ağacın tepesiyle yaptığı açı görülmektedir. Aslında az önceki soruda da fark ettik. Burada da söyleyeyim. Bizler genellikle 30-60-90 ya da 45-45-90'da trigonometriyi kullanmayız. Zaten 30-60-90 ve 45-45-90 üçgenlerini iyice öğrendiğimizden onları kullanırız. Anlaştık mı? Dolayısıyla burada trigonometri kullanmak için kendinizi ne yapmayın? Kasmayın arkadaşlar. Çözebildiğiniz yöntem neyse onunla çözün. Güneşin bulunduğu duruma göre ağacın gölgesinin uç noktasının ağacın tepesiyle yaptığı açı gözükmektedir. Mesela buradan geldiğinde güneş hop 30 derecelik açı. Güzel. Buradan geldiğinde 45 derecelik açı. Güneş bir nolu durumdan iki nolu duruma geçtiğinde gölge boyu kaç metre kısalır? Hemen bakalım. Ağacın uzunluğu 2 metre. 30'un karşısı 2 ise... Pardon, ben gözüm olmayınca tabii ki. 30'un karşısı 3 ise...
Burası Nagihan 60 derece olmayacak mı? Evet. 60'ın 30, karşısı? 90, 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6, burası 3 kök 3. 3 kök 3 yani kök 3 katı diyebiliriz. Evet. Burada hemen söyleyelim, ağacın gölgesi tabii ki burada oluşacaktır. Ve geldik ağaç eğer bu durumda olursa. Bu 3 metre ise 45-45-90 üçgeni oluşmayacak. Evet. İkizkenar dik üçgen. O zaman 3, 3. Gölgesi 3 olacak. Gölge ne kadar kısalır diyor. Şuradaki mesafe kadar. 3 kök 3 eksi 3 kadar kısalacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Sevgili arkadaşlar tekrar söyleyelim. Çok fazla detaya girmedik. Çünkü biz bunları daha çok 30-60-90'dan 45-45-90'dan çözüyoruz. Trigonometrik ifadeleri çok fazla kullanmıyoruz. Ancak müfredatta böyle bir kısım var. Esas trigonometriyi daha sonra geometri dersinde göreceksiniz. Tabii ki biraz daha zorlayıcı olacak. Ancak şu anda üçgenlerde kullanacağınız kadarını öğrendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Çünkü yeni videolar geliyor.